Evet, saygıdeğer basın mensupları, çok değerli emekçi kardeşlerim, siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları, başkanları ve yönetimleri, uzaklardan buralara gelen emek savunucuları, SME grubu, yani aile sağlığı çalışanları grubu derneği, belediye şirket işçileri derneği, karayolları çalışanları, aslında birçok elimizde şey vardı, onu Esem Hanım söyleyecek diye ben ona bıraktım, onun için not almadım. Onları benden sonraki şeyde inşallah bunları hepsini söyleyelim, eksik bırakmayalım, toparlayalım. Ben şöyle söyleyeyim, bugün Mersin'den, Ankara'dan, Amasya'dan, Diyarbakır'dan, Hatay'dan, Şanlıurfa'dan buraya gelen, unuttuklarımız varsa hatırlayın, buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İşte hak böyle alınır, böyle aranır. Değil mi? Bir yere gitmeden yerimde oturayım, birileri bana bir şey versin. Hiç kimse bir şey vermez, kusura bakmayın. Gideceksin, hakkını arayacaksın ve söke söke alacaksın. Öyle kimse kimseye bir şey vermez. İnşallah sizlerin sayenizde, bu yürekli insanların sayesinde, bakın ufacık çocuklar da gelmiş buraya. Annelerinin, babalarının, ablanın haklarını arıyorlar. Ama bir kesim insanlar da bunların buraya gelmesine engelliler var. Onları da söyleyeceğim. Burada sendika var mı hiç? Yok. Değil mi? Bir tane ha, disk var. Dihtem var. İki arkadaşımız var. Evet. Başka? Yok. İşte bakın. Sıkıntı burada. İşçinin hakkını. Sizlere teşekkür ediyorum. Disk adına gelenlere. Sizlere teşekkür ediyorum. İki arkadaşımız da olsa buradalar. Yürekten ortaya koydular, buraya geldiler. Ama yıllardır, 2011 yılından beri bu mücadelenin içindeyiz. Diyoruz ki Allah için bu işçilerin aidatını alıyorsunuz. Cebinize para koyuyorsunuz. Onların parasını yemek yiyorsunuz. Oturuyorsunuz. Arabaya biniyorsunuz. Neredesiniz? Niye bu işçilere sahip çıkmıyorsunuz? Hala taşeronluk var. Hala taşeronluk devam ediyor. Sendika nerede? İşçi burada. Sendika nerede? İşçi burada. Sendika nerede? İşçi burada. Üzülerek söylüyorum. Yüreğinize sağlık. Üzülerek söylüyorum. Ben arkadaşlarımı davet ederken Adana'da bir haftadır yıllık iznimi ayırdım. Arkadaşlarımız buraya gelsinler, haklarını savunsunlar diye hepsini tek tek gezdim. En son şu belediye binasını gezdim. Kaç tane belediye arkadaşımız var burada? Bir, yani Adana'dan gelen hemen kaç kişi var? Yani 5-6 kişi. Evet, 5-6 kişi. Bu binayı komple gezdim. Su kanalı uzunlara gittim. Sonar Çetin Başkan'ı aradım, söyledim. Hepsine gönderecekti. Ama üzülerek şunu söyleyeyim. Yetkili sendikasının bir yetkilisi. Onu da söylemek istiyorum. 7. katta görevli bana aynı şunu söyledi. Sendikanın haberi var mı? Peki dedim kardeşim, ben gittim sendikaya söyledim. Ama sendika sana gitme derse sen kendi emeğin için gelmeyeceksin mi dedim. Gelmem dedi. Allah Allah. Allah Allah. Hayretlere düştüm arkadaşlar. Ya ne demek? Sendika niye var? İşçinin hakkını savunmak için var. Dernek niye var? İşçinin hakkını savunmak için var. Dernek yapmış ya da sendika yapmış. Ne fark eder? Fark eder mi? Para pul mu istiyoruz? Bir şey mi istiyoruz? Yok. Ama biz bu zihniyete sahip olduğumuz sürece taşeron kalmaya mahkum olacağız. Ve böyle birileri emeğine, birileri cebine parayı koyacağız. Gezecek Türkiye'yi. Lüks arabalarına gezecek, eğlenecek. Sizin paralarınızla.
Biz böyle olduğumuz sürece biz bunlara dersini vermemiz gerekiyor. Kim olursa olsun şunu diyeceksin: ya kardeşim, sen benim bir günlük yemeğimi, ben akşama kadar senin için çalışıyorum, bir günlük yemeğimi alıyorsan benim hakkımı niye savunmuyorsun? Ben savunuyorum. Başkası savunduğu için oraya gitmiyorum. Allah Allah. Oradaki konuşmacılar ne söyleyecek? Benden sonra konuşmacılar çıkacak buraya, haklarını helal etsinler. Ben çok fazla basın açıklamasını oralara girmeyeceğim. Ben kısa bir konuşma yapayım dedim ama bunlara doluyum bu şeylere. Konuşmasam da olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Maalesef bize engel oluyorlar. Bugün bu meydan dolu olması gerekiyordu. Ben buralar buraya almaz diyordum. Acaba Atatürk Parkı'nda mı yapalım? Emniyete söyleyelim, oraya mı müsaade edelim, oraya mı gidelim? Ya da meydana mı gidelim diye de. Ama maalesef Adana'da herkes yapar da sendikaların yapmaması gerekiyordu. Bakın, yetkili sendikalara gittim, gezdim, söyledim. Dedim ki yarın bizim basın açıklamamız var. Basın açıklamamıza hepinizi davet ediyorum. Siz çağırın, biz de gelelim. Biz rakip değiliz, yani üyelerinizi almayacağız kendimize. Sadece aynı kesim için mücadele ediyoruz. Kadro almaları için mücadele ediyoruz. Gelin birlikte. Logonuzu da kullanalım dedim isterseniz. Logonuzu da kullanalım dedim. Ama bakın şu anda burada yetkililerden hiçbiri yok. Değil mi? Yine bu sıkıntıyı ben Samsun'da yaşadım. 2014-15 yılında Samsun'da basın açıklaması yapıyordum. Gittim, bütün işçileri davet ettim. Oraya 1500-2000 kişi gelecekti. Sendika ne yapmış biliyor musunuz? Sağlıkta yetkili sendika. Herkese mesaj atmış. Bakın, ben sizin hakkınızı savunacağım diye mesajı atacağına, o basın açıklamasına gidene işten çıkarırız demiş. Gelenler o basın, o mesajı bana okuttular. Okuttular o mesajı. Onun için burada biz işçiye sahip çıkmayan o sendikaların tamamını protesto ediyoruz. Burada olanların yüreğine sağlık, onlara sözümüz yok. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emek kazanacak. Evet. Birdenbire sendikalar aklıma gelince ve Karabağlığı görünce, evet, önemli bir Karabağlığımız var. Aslında azımsanmayacak bir Karabağlığımız var ama daha fazlasını bekliyorduk. Onun için ben ilk konuşmamı unuttum. Haklarını helal etsinler. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, öncelikle tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anlıyoruz. Özellikle Soma şehitlerimizi, 301 canımızı toprağa verdik değil mi bir günde? Ne için? Ekmek uğruna. Bu canlarımız toprakta. Onlara sonra herkes birer rahmet okusun. Şu anda da içimizde okuyabiliriz. Fatiha okumadan da bunu yapabiliriz. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları arkadaşlarımız. Burada taşeron işçileri var. Kimler var? Karayolları çalışanları var. Kimler var? SM grubu, ASM grubu var. Yani aile sağlığı çalışanları var. Doktorların yanında çalışıyorlar. Onlara hizmet ediyorlar. Orada doktor kadrolu, hemşire kadrolu. Ama bu arkadaşlarımıza diyorlar ki, siz dışarıdan gelip burada çalıştınız ya. Sizin bizimle alakanız yok diyor. Peki nedir bunlar ya? Burada duruyorlar işte, orada personel olarak çalışıyorlar. Yine burada karayolları, ben böyle kısa kısa geçiyorum, arkadaşlarımız bunları anlatacaklar. Hemen sağ tarafta karayolu çalışanları var. Arkadaşlar, sizler affet misiniz? Sizler affet misiniz? O araçların bir parçası mısınız? Peki neyiz, insanız? Ama ihaleler yapılırken neymiş? Personel gideri %70 değilmiş, personel saymıyormuşsunuz. Ya Allah Allah, asfalt değilim, asfaltın bir parçası değilim, o arabaların bir Peugeot anahtarı değilim, lastiği değilim, insanım ya. Ben kadromu istiyorum, benim yanımdakiler kadroya geçti, kadromu istiyorum. Sıra sana gelecek, sus, sıra sana gelecek.
Türkiye şirket işçileri Ankara'da yüreklerini ortaya koydular. Orada bir grup insan ve yine Mersin'den belediye şirket işçileri, mimarlar, mimarlar derneği, mühendisler ve mimarlar derneği. Onlar da aramızda. Ya arkadaşlar, taşeron mimar olur mu ya? Taşeron mühendis olur mu ya? Ya utanıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ey Ankara? Burada işte mimarlar da burada. Hala taşeron. Hani taşeronlu bitirdik diyorsunuz ya. Bitmedi daha. 900 bin taşeron işçisi var. 900 bin. Ya belediye şirket işçileri, karayolları çalışanları, ASM, yok şu bu geçici işçi. Ya Allah aşkına bunların hepsini bir araya getirin. Kadrolarını verin. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Arkadaşlar bir konuyu daha anlatıp bunu bitirmek istiyorum. Sonradan arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Gruplar adına herkes konuşma yapacak. Bakın 900 bin taşeron işçisi var. Şu anda belediyeler ve il özel idareleri dahil 900 bin taşeron işçisi var. Ben ufak bir hesap yaptım. Bunu sizin dikkatinize sunuyorum basın mensupları. 900 bin kişi üzerinden taşeron firmaya hiçbir şey yapmadan sadece hesap tutan o firmaya, kağıt üzerine yazan firmaya 100 lira kar payı verilmiş olsa ayda 900 milyon, yılda 1 milyar 80 milyon TL para yapıyor. Bu devletimizin cebinden çıkıyor ve birilerin cebine giriyor. İşte buna dur diyoruz. Devletimiz de zarar etmesin, işçilerimiz de haklarını alsınlar. Diyoruz ki hepsini topla. Hepsini topla, kadrosunu ver. 900 bin kişi kadrosuna geçsin. Devletimiz de kar etsin. Bu vermiş olduğunuz taşeron firmalara vermiş olduğunuz kar payının yarısı devletin cebinde. Yarısını işçiye verin yeterin. Yeter. Biz bunu istiyoruz. Yine geçici işçiler bunu değinip bunu açıp ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. Sonra arkadaşlarımız konuşacaklar. Geçici işçiliği bitirir dediler. Ta genel seçimlerden önce açıklama yaptı. Bakan Bey açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri açıklama yaptı. Geçici işçiliği ülkenin gündeminden çıkarıyoruz dediler. Hala geçici işçiler var. Bir gün eksik. Onlardan bir tanesi de benim. Milli Eğitim'de çalışıyorum. 32 bin Milli Eğitim çalışanı geçici işçileri 11 ay 29 gün çalışıyor. Bir gün için devletin bürokrasisini buna yoruyorsunuz. Ya yazıktır, günahtır. 12 o bir gün nedir bir gün ya? Bir günü verin, 12 aya çıkarın. Tüm geçici işçiler sürekli işçi kadrosunda çalışsınlar. Bizim istediğimiz bunlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uzaktan gelenlerin hepinizin eline, ayağına, emeğinize sağlık. Allah kaza bela vermeden inşallah sağ salim yine evlerinize dönersiniz. Şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.